Evet arkadaşlar, bugün iTunes uygulamasının son sürümünü yükleyin hatasını ya da sürümle ilgili hatayı nasıl gidereceğiz arkadaşlar, onu göstereceğim. Şimdi benim kullandığım iTunes'te eski bir versiyon. Şöyle bir çalıştırayım. Bir göstereyim ben size arkadaşlar. Şuna hesap bölümüne gelelim ya da şöyle yardım iTunes hakkında. Bakın bu 12.4.3.1 eski versiyonu bu. Normalde şu an bildiğiniz gibi 12, şöyle denetleme yapalım şuradan tekrar. Güncelleme denetle diyelim. Bakın yeni versiyonu 12.10.11'miş. Tabii o günkü sizin için en son sürüm hangisiyse arkadaşlar onu kullanmanızı isteyecektir her zaman telefon. Peki nasıl son sürümü update edeceğiz iTunes'i? Onu göstereceğim. Şimdi genel anlamda hemen hemen herkes şuradan güncelleme denetleme şeklinde güncelleyebilir. Fakat buradan bazen güncellemiyor arkadaşlar. Server'dan indirmesinde sıkıntı oluyor. O yüzden ben size tamamıyla nasıl kaldırır bu iTunes'i kaldırıp tekrar kuracağınızı, en son sürümü nasıl kuracağınızı göstereceğim. Burada indirme dedim. iTunes uygulamasını kapatıyorum. Buradan denetim masasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada program ve özellikler bölümü var. Oraya geliyorsunuz. Bakın şurada Apple Software Device Support var. Onu kaldırıyorsunuz. Önce onu kaldıralım. Hata verdi. Uyarı verdi arkadaşlar. Onu kaldırıyorsunuz. Burada arkadaşlar Apple'la ilgili tüm hepsini kaldırıyorsunuz. Şurada Apple Software var. Onu da kaldırıyoruz. Bana da uyarı verdi. Onu da tamam dedik. Burada 62 ve 32 destekleri. Bunları da kaldırıyorsunuz. Bir de şurada da bir tane var. Onu da kaldırıyoruz. Bir de arkadaşlar şu Bonjour var. Bonjour da iTunes'in bir parçası. Onu da kaldırıyoruz. Onu bir kaldıralım. O da kalksın. Ignore dedim. Ona gerek kalmadı. Bir de arkadaşlar şurada iTunes'in kendi şeyi var. Onu da kaldıralım. Onu da kaldırıyorsunuz. Evet, bunu da kaldırdık. Gördüğünüz gibi buradaki logoyu da sildi zaten. Bakalım burada onunla ilgili başka bir şey var mı? iTunes ile ilgili. Şurada aşağı doğru geldim. Evet. Tüm hepsini kaldırdık arkadaşlar. iTunes'in tüm bileşenlerini kaldırmış olduk. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar tekrar yeni bir pencere açıyoruz. Şuradan yeni pencere diyorum. Bu tarafa alayım onu. Buradan iTunes download diyorum. Bakın kendi Apple'ın kendi sayfası var. Oraya gidiyoruz. Bakın hangi versiyonsa bilgisayarınız onu buradan indireceksiniz. 12.10.11 burada zaten yeni son versiyon. Ama siz bu videoyu seyrederken arkadaşlar farklı versiyonlar olabilir. iTunes'in kendi sayfası üzerinden direkt iTunes download yazmanız yeterli. Google'a yazdıktan sonra en üstte gelen sayfadır. Genelde en üstte geliyor arkadaşlar. Apple'ın kendi sayfasına yönlendiriyor sizi zaten. Apple'ın kendi sayfası. Burada istediğiniz versiyon, son versiyon hangisi ise onu indiriyorsunuz. Peki 64 mi 32 bit mi arkadaşlar? Bu çok önemli. Eğer 64 bit cihaza 32 bit yüklerseniz arkadaşlar hata düzelmez. Muhakkak 64 bit olan 64 bit, 32 bit olan 32 bit. Peki nasıl 64 ya da 32 bit olduğunu anlayacağız bilgisayarın? Şöyle bilgisayara özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor sürüm sistem türü. Bakın şurada sistem türü bölümünün karşısında 64 bit işlem sistemi. x64 işlemci olduğunu söylüyor. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan öğreniyoruz. Burada 32 yazıyorsa 32 indireceksiniz. 64 yazıyorsa 64'ü indireceksiniz. Kapattım. 64 bit olanı indiriyorum. Bakın burada iniyor. Dosyamız insin.
dosyamızı yine şöyle masa üstüne alayım onu isterseniz. Tekrar kurulumunu yapalım. Çalıştır diyorum. Sonraki dedim. Zaten bakın burada versiyon bilgilerini tam olarak detaylı olarak şu köşede yazıyor. Sonraki dedim. Evet, bunları tekrar yükle diyorum. Evet dedim. Evet dedim. Tekrar bu uyarı verdim. Hadi tekrar evet dedim. Bakın logomuz geldi. iTunes logomuz. Kurulumuz tamamlandı. Şunu kaldırdım, bitirdim. Tekrar şurada logomuz geldiği için arkadaşlar direkt buradan çalıştırıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar en son sürümü güncellemiş olduk. Kendi üzerinden arkadaşlar yapmayıp kurulumumuzu yaptık. Önce eski versiyonu kaldırdık. Sonra tabii de eski versiyonun tüm bileşenlerini kaldırdık. Ondan sonra yeni versiyon programımızı kurduk. Bu şekilde arkadaşlar eski versiyon hatasından yani son sürümü kurun hatasından kurtulmuş oldu iTunes programımız. Basit bir işlem. Hepiniz yapabilirsiniz. Bir problemle karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.